Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki oyun oynarken, müzik dinlerken ya da metrobüste seyahat ederken çevresel seslere, daha doğrusu gürültülere maruz kalabiliyoruz. Bu da çoğu zaman can sıkıcı bir hal alabiliyor. Bu bağlamda 3 farklı teknolojiden bahsetmek istiyorum. Onlardan bir tanesi pasif gürültü önleme, ikincisi aktif gürültü önleme, üçüncüsü ise adaptif gürültü önleme. Bunlara teker teker değineceğim. Nasıl değineceğim? Philips'in son seri aktif gürültü önleme teknolojisiyle bezenmiş kulaklıklarıyla birlikte değineceğim. Şimdi derseniz ufaktan başlayalım. Pasif gürültü önleme teknolojisinden bahsetmek gerekirse, ses izolasyon malzemeleri pasif bir şekilde çevresel sesleri engelleme görevini üstlenmiş. Ek güce ihtiyaç duymadan, yani pil tüketmeden çalışabiliyor. Kulak içi kulaklıklarda silikon ve burun vasıtasıyla dış sesleri engellerken, kafa üstü kulaklıklarda da pedler sayesinde fiziksel bir şekilde dış sesleri absorbe edebiliyor. Aktif gürültü önleme teknolojisine geçtiğimizde, pedler ya da kablo kontrolcüsü üzerine yerleştirilmiş bir mikrofon, ses oluşturarak dışarıdan gelen gürültüleri engelleyebiliyor. Aktif gürültü önleme yani ANC teknolojisi kaynak sesle anti sesi birleştirerek tek bir ses halinde dinleyiciye sunabiliyor. Bataryadan güç alan aktif gürültü önleme genelde düşük frekanslı sesleri engelleme konusunda başarılı. Orta ve yüksek frekanslara doğru ise birazcık performansı düşebiliyor. Aktif gürültü önleme az da olsa sesin doğallığını etkileyebiliyor. Adaptif gürültü önleme teknolojisine geçtiğimizde aktif gürültü önleme ile benzer özelliklere sahip bu teknolojide gürültü önleme seviyesi duruma göre maksimum performans için ayarlanabiliyor. Bu tür gürültü önleme teknolojisinde oynatılan müziğin ses kalitesi ve ses izolasyon orantılı bir şekilde ilerleyebiliyor. Ek olarak adaptif gürültü önleme, aktif gürültü önleme gibi bataryadan güç almakta. 3 farklı gürültü önleme teknolojisine değindikten sonra şunları söylemek istiyorum. Acaba hangisi hangisinden daha iyi gibi sorular gelecektir illaki. Ona nazaran şunu söylemeliyim. Her birinin birbirine göre farklı avantajları var. Pasif gürültü önleme teknolojisine sahip bir kulaklık alırsanız batarya tüketiminiz daha az olur. Ek güce ihtiyaç duymazsınız kulaklıkta, öyle söyleyeyim. Aktif gürültü önleme teknolojisine sahip bir kulaklık aldığınızda da yüksek frekanslarda daha az başarı elde edebilirsiniz. Bu açıdan iyi harmanlamak lazım. İşin aslı aktif gürültü önleme teknolojisinin nasıl bir şey olduğunu da anlamanızı isterim. Pasif gürültü önleme teknolojisine sahip birçok kulaklık piyasada zaten var. O yüzden Philips'in son seri aktif gürültü önleme ile pekişmiş kulaklıklarını denerseniz hem kafanızda bir fikir oluşur hem de sesi ne kadar engelleyebildiğini gördüğünüzde tercih edebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın. Güzel oldu mu?